namazından çıkan cemaat park halindeki aracın yanında cansız bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Üzerine benzin dökülerek yakılan kadın 28 yaşındaki Ganime Vartak'tan başkası değildi. Genç kadının anne ve babası olay yerinde gözyaşları döktü. Araçta yapılan aramada iki cep telefonu ve benzin dolu bir şişe bulundu. Cep telefonlarından sadece biri genç kadına aitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin şüpheli listesindeki ilk isim koca Salih Varsak'tı. Polis onunla birlikte iki şüpheliyi daha gözaltına aldı. Salih Varsak emniyetteki ifadesinde 5 gün önce işten eve erken döndüğünü ve karısını bir başka erkekle yakaladığını söyledi. Yine iddiasına göre ihanete rağmen eşiyle birkaç gün dargın kaldıktan sonra barışmışlardı. Salih Varsak cesedin bulunduğu günün sabahında karısıyla birlikte akaryakıt istasyonuna gittiklerini ve benzin aldıklarını söyledi. İddiasına göre eşi Ganime Varsak benzin almasını istemiş ancak o nedenini sormamıştı. Salih Varsak polislere "Eşim beni WhatsApp'tan görüntülü aradı. Benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi" dedi. Karısını alev alev yandığını gördüğünü söyleyen Salih Varsak ne bu bilgiyi polise söyledi ne de olay yerine gitti. Talihsiz kadının cansız bedenini cami cemaati buldu. Ganime Varsak'ın eşi ve iki şüpheli gözaltına alındı. Ama emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Mehmetçiğin sınırın her iki tarafında terörle mücadelesi devam ederken az önce acı bir haber geldi. Zeytindal Harekatı kapsamında Afrin'de bir şehit, Hakkari Şemdinli ilçesinde de bir asker şehit oldu. Diyelim bu acı haberi paylaştıktan sonra bültenimize devam edelim. Ardeşen'de yol çalışmasının ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayoluna düştü. Önce toprak ve taş parçaları, ardından dev kayalar aşağı indi. Heyelan saniye saniye görüntülendi. İnanılmaz bir olay, inanılmaz. Burası Rize'nin Ardeşen ilçesi. Yol çalışmasının ardından toprakta kayma meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültüyle karayoluna indi. Yoldan geçen sürücüler tehlikeyi önceden sezdi. Araçlarını park edip izlemeye başladı. Saniyeler sonra da dev kayalar yola doğru akmaya başladı. O anları da ölümün kıyısından dönen sürücüler kayıt altına aldı. Facia ucuz atlatıldı. Ancak yolda ulaşıma kapandı.